Mehmet Ali Kulat'ın başında olduğu makaraştırma şirketi gerçekleştirdiği son anketi açıkladı. Seçim anketinde Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı solladı. AK Parti'nin anketlerdeki eriyişi sürüyor. Makaraştırmanın son seçim anketi de Cumhur İttifakı'ndaki eriyişi ortaya çıkardı. Millet İttifakı'nın oy oranı %41.2'ye ulaşırken Cumhur İttifakı'nın oy oranı %39.6'da kaldı. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz sorusunda AK Parti %30.1, CHP %23.1, İYİ Parti %14.3, HDP %8.8, MHP %6.8, DEVA Partisi %3.2, Gelecek Partisi %2.5 oy aldı. Kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın verilen cevaplar içinde ilk dikkat çeken son 6 ay boyunca küçük oranlarda da olsa İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin yükseliş trendinde olduğu Sizce ülkemiz parlamenter sisteme geçmeli mi sorusuna ise katılımcıların %64'ü evet, %31'i hayır, %5'i ise fikrim yok yanıtını verdi. AKP'den kopan oyların İyi Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne gittiğini söyleyen Mak Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kayda değer bir geçirgenlik yok. Kayda değer asıl geçirgenlik Türkiye'de sağdan sağa, soldan sola şeklinde oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin geçirgenlik gösterdiği parti İyi Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi olmaya başladı dedi.